Hal fiyatlarıyla ilgili yeni bir telefon bağlantımız var. Hemen ona dönelim. Bayrampaşa haline gidiyoruz. Bayrampaşa halinde telefon bağlantımız hazır. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk ama yanlış bağladınız herhalde. Ben Tarsus İradosu Başkanı. Sayın Başkan, sanırım yanlışlık oldu ama önemli değil. Sadece anonsu değiştiririz. Hoş geldiniz. Tarsus Ziraat Odası Başkanımız yayında şu anda. Ali Bey, buyurunuz, sizi dinliyorum. Yeni hizmetiniz hayırlı uğurlu olsun. Çiftçimize mutlaka gereken bilinçli bilgilerin aktarılacağı bir kanal olduğundan ben sizleri kutluyorum. Çok teşekkürler. Daha biliyorsunuz. Evet. Buyurunuz lütfen. Ya 2012-2013'ten beri bizim ürettiğimiz ürünlerin ağırlığı ihracata giderdi. Suriye kavgasından dolayı biliyorsunuz ki biz ürünlerimiz ihracata gidemiyor. Şu anda hallerimizde zaten bir ürün de satılamıyor. Artısının yine 2013-2014 bir kuraklık yaşıyoruz. Evet. Yani Çukurova dediği zaman sebzenin, meyvenin başkentidir. Evet, evet. Ama bir türlü bizim burada ürünlerimizi değerlendirme şansımız olmuyor. Çünkü çiftçi 2 yıldan beri bir mağduriyet yaşıyor. Tabii sizin bu televizyonunuzun sesiyle bunları birileri mutlaka duyması gerekiyor. Ona da siz öncülük oluyorsunuz. Tabii ki biz bunu duyurmak için buradayız. Sizin sesinizi ekrana taşıyoruz. Ürün değerlendirememe noktasında biraz açar mısınız? Üreticinin nedir problemleri, şikayetleri? Problemleri, yani bizim bölgemiz hep ihracata hazırlıklı ürünler yetiştirmektedir. Evet. Ama İhracatta sorun yaşayınca? Suriye harbinden dolayı 2012-2013'ten beri kapıların kapalı olması, çiftçinin ürünü elinde kalması, evet. iç piyasada bunu tüketme şansımızın olmadığını, bu ihracatta mutlaka devletin, eğer ihracat yapamadığımız yerde mutlaka teşvikleri yükseltmesi lazım. Çiftçiye verilecek teşvik değil, ihracatçıya bir teşvik yükselterek bu ürünlerimizi ihraç etmesi lazım. Onun için biz geçen yıl gerçekten çok mağdur yaşadık. Ürünlerimiz elimizde kaldı. Tabii bu 2013-2014 dediğimiz zaman da bir kuraklık yaşıyoruz. Evet. Bu kuraklıktan dolayı da şu anda ekmiş olduğumuz ürünler zaten yani yetişmiyor. Artık alternatif ürünler ekeceğiz buna karşılık. Çünkü üretemediğimiz yere alternatif ürünler ekmeyi düşünüyoruz. Evet, evet. Onun için de barajlarımızdaki su oranının ne olacağı korkutuyor, kuşku içindeyiz. Kuşku içinde, evet, sebze meyve ihracatında maalesef böyle bir problemle karşı karşıyayız. Özellikle ihracata yönelik, ihracattan kaynaklanan sıkıntıların giderilmesini talep ediyorsunuz. Tabii mutlaka bunun ya ihracata teşvikleri yükseltip mutlaka ihracatçıyı cazip hale getirip ihraç etmesini, yani hangi yollarda yapacaksa yapılması lazım. Yoksa çiftçi 2 yıldan beri bir yokluk içinde yaşıyor. Yani önümüzdeki yıl inan ki bölgemizde açlık başlayacak. Zaten tahıllarımız daha 3 santim daha yeni çıktı. Ufak bir yağmur yağdı çıktı ama o yağmur da ne doyurucu ne bir şey yani. Çok az bir yağmur, o da yetmez. Yani evet. Alternatif ürün ekeceğiz. Barajlardaki sularımıza güvenemiyoruz. Biz artık ellerimizi açmışız. Yağmur duasına çıkıyoruz. Bahar yağmurlarını artık. İnşallah bu kuraklığı bahar yağmurları kapatır. Evet. İnşallah kuraklıkla ilgili tabii ki temennimiz her şeyden önce beklenen yağışların gelmesi. Diğer şikayetlerinizi de ekranlarımız aracılığıyla aktardık ve bundan sonra da aktarmaya devam edeceğiz. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Türkiye ekonomisi tarıma bağlı olduğunu, bizim bölgemizin Türkiye'nin tarım bölgesi olduğunu mutlaka eğilmesi lazım buna. Niye diyorsunuz? Ya biz üretmediğin zaman sizler de orada çok pahalı alacaksınız ya da acı alacaksınız diyor. Tabii ki, tabii ki. Bundan sonra da dediğim gibi bu konuları aktaracağız. Sayın Başkan, çok teşekkürler. İnşallah bu televizyonunuzu zaten bizim çiftçilerin sabah işe gitmeden, tarlasına gitmeden sizin televizyonunuzu izliyor. Saat 7'den beri biz devamlı
kanalımız, başka kanalda izlemiyoruz. İnşallah bunun memleketimize, milletimize, sizlere faydalı olur. Hayırlı günler olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tamam.